İyi günler değerli izleyicilerimiz. Adnan Oktar'la sohbetlere başlıyoruz inşallah. Adnan Bey hoş geldiniz. Sohbetlere başlıyoruz. Evet. Hoş bulduk. Bu akşam sohbetleriniz kardeşim yüz binlerce insan seyrediyor ya. Maşallah. 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 Tabii ya. Daha bismillah yeni var ya. Bak 500 bin kişi seyretti yani. Evet. Maşallah. 500 binin üstünde yani. Maşallah. Yarım milyon insan ya. Maşallah. İnternette sohbet yani. Evet. Maşallah. Maşallah. Çok iyi. Bir kanalda mı? Televizyon kanalında. Ezrail'e çelme taktı diyor. Adam ölümden dönmüş. Evet. Trafik kazası oluyor. Ezrail'e çelme taktı. Maşallah. Çok münasebetsiz. Evet. Saygıya uygun olmayan bir uslup. Çok nezaketsiz. Çirkin bir uslup. Çelme taktı. Evet. Yani Allah'ın büyük meleğine, Allah'ın sevdiği bir meleğe, kutsal olan bir meleğe çelme taktı. Peki sen canını alarken sen diyebilecek misin bunlara? Tabii. Sen çelme takmıştın diyebilecek misin? Böyle bir üslup olmaz. Bu çok çirkin, çok ayıp. Evet. Özür dilesinler ve bir daha böyle bir şey yapmasınlar. İnşallah. Cennette vücuttan atık yok. Vücuttan atık yoktur. Hiçbir atık yoktur. Hafif bir terleme vardır yiyecekler. O da muhteşem bir koku şeklinde etrafa yayılır. Belli belirsiz, hafif bir nem şeklinde oluşur. Yiyeceklerin vücuttan atılışı öyledir. Bunun dışında vücutta öyle bir sistem yok yani boşaltım sistemi yok. Maşallah. Hiçbir şekilde yok. Maşallah. Cinsel ilişkide o zevk vardır fakat bir atık olmaz. İnşallah. Yani o zevkin çok şiddetlisi var. Çok çok şiddetlisi vardır şehvetin. Yani normal bir insan dayanamaz bu dünyada verilse böyle bir zevk. Maşallah. Ama atık olmuyor. İnşallah. Evet. Ama cehennemde her türlü pislik vardır. Evet. Her türlü acı vardır, ızdırap vardır yani. Her türlü kokuşmuşluk vardır. Orada da cinsi güçleri yoktur. Evet. Cehennemde. Çünkü bütün vücut organları karmakarışıktır. Yani eciş bücüştür. Perişandırlar. Yani hep bütün organları dumura uğramıştır. Elleri, kolları, bacakları, her yeri dumura uğramıştır. Diyorlar ya evrimden oluyor, mutasyondan. Tam öyle onların tahayyül ettiği gibi oluyorlar ahirette. Cennet ehli de jilet gibi gayet düzgün. Ona da bir süre sonra ilk başta birbirlerini suçluyorlar. Sonra dönüşü olmayı anlayınca, dönüşü olmayacağını anlayınca çirkefleşiyorlar. Bir süre pişmanlıklarını gizlemeye başlıyorlar. Ya pişman değiliz diyorlar. Ya yani dünyada yaptıklarımızdan pişman değiliz diyorlar. Pişmanlıktan gizlerler diyor Allah'a. Evet. Önce birbirlerini iftira atıyorken kurtulacak gibi bakıyor, kurtuluş yok. Bir süre çirkefliğe başlıyorlar. Muhtemelen ruh enerjilerinin, işte bilinçlerinin bir makineyle bir yere alındığını, yani kapitalistlerin onlara oyun oynadığını, ondan sonra böyle cezalandırdıklarını, kendilerinde eğlendiğini. Zamanı son. Nasıl? Daha önce söylemiştim hocam. Zamanı sonsuza kurduktan o makineden. Ha evet evet böyle o tarz bir sistem olduğunu, zamansızlığın sırrını bulup evet. insanların iç enerjilerini, onlar açısından söyleyeyim, onlar ruh demiyor ya. Evet, evet. İç enerjilerini kontrol altına aldıklarını, aslında öldürenlerin de bunlar olduğunu, yani kapitalistlerin oyun oynadığını, normalde ölüm olmadığını ama kapitalistlerin onları öldürüp böyle bir sistem, kapitalist artık kimse yani ki suçladıkları, ona faşist de diyebilir kimse neyse artık kafaları. Onların böyle bir oyun oynadığına dair bir kanaatler olacak yani. Sonsuza kadar. Onun için de sürekli bir hani anarşist, komünist, stalinistlerin bir inatçılığı vardır yani. Evet. Delice inatçılığı bir toplu zıtlık kafaları vardır. Bir şeye zıtlaştı mı topluca zıtlaşırlar. Orada da topluca zıtlaşıyorlar. Ve sonsuza kadar böyle oluyorlar. Mesela 10 trilyon sene geçiyor, yine zıt.
Yani sizden gitmiyor o kafa. O mantık yetmiyor. Müminler de onların haline giriyorlar. Koltuklarında oturuyorlar. Kaçmaya çalışıyorlar. Orada da Allah'ı kandıracağını zannediyor. Orada menfez bulmaya çalışıyor. Mağaralara giriyorlar. Ve duvarların aralarından filmlerde var ya öyle bir şeyler ona yapacak sanıyor. Orada düşüyor. Ya bacağı takılıyor. Kafası takılıyor. Mutlaka yakalanıp düşüyorlar. Ya melekler onları her seferinde yakalıyor. Her seferinde de kaçacaklarını düşünüyorlar. Kaçsan nereye kaçacaksın? Her yer Allah'ın. Ve her yer Allah'ın emrinde ve şuurludur hepsi. Mesela mağaraya giriyor, mağara zaten şuurlu. Evet. Seni izliyor orada mağaradan. Nasıl kaçacağım mağaradan? Menfeze girmeye çalışıyor. Veyahut bir yerden atlamaya çalışıyor. Atlamaya çalıştığın yer zaten Allah'ın kontrolünde. Allah'ın gördüğü, bildiği bir ortam. Ve onların hepsi şuurlu ayrıca. Taş şuurlu. Oradaki sular, her şey şuurlu. Dolayısıyla kaçacak hiçbir yerleri yok. Ama bir mantık geliştirecekler, orada göreceğiz. Kim bilir ne cins bir mantık yani. Nasıl burada Darwinizmi mantıksız olarak anlatıyorlar. İnsan aklı duruyor değil mi? Her şeyi tesadüfen açıklıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Nutkumuz duruyor adamlara. Şaşırıp kalıyoruz. Haşa Allah yok diyor. Tesadüfen oldu her şey diyor. Mantık var mı? Yok. Ahirette de öyle adam. Yani o yani akıl almaz bir mantık ortaya atacaklar. Biz de şaşıracağız. Evet, sürekli doluyor. Biz de sevgi dolu olalım. İnşallah. Etiket yapalım, sevgi dolu olalım diye. Sebe suresinde Hazreti Süleyman heykeller, tablolarla sarayını süslediğini anlıyoruz ayette. Temesele. Yani resimler, heykeller. Ama şu an yasaklamışlar. Fikret, ya kardeşim içeriden birileri bir gelsin bana bir bilgi versin. Nerede Fikret? Fikret'in olaydan haberi bile yok baksana.
Sebe suresi 33. ayette boyunlarına takılan halkalardan bahsediyor ehli küfrün. Belki de azap onları o şekilde ver diyor. Yani o takılıyor boynuna, o sürekli kalıyor ömrü boyunca, yani sonsuz ömür boyunca. Onunla Allah onlara azap yapıyor olabilir. Çünkü tırmanan bir ızdıraptan bahsediyor, yukarıya doğru çeken. Muhtemelen o acıyı oraya yukarıya doğru çekiyor olabilir o halka. Tırmanan bir ateş diyor, yüreklere doğru tırmanan bir ateş. Yani bizim bildiğimiz ateşe benzemediğini anlıyoruz. Hayret Musevi'de daha soykırım öncesi nüfuslarına daha yeni yeni yaklaşıyor. Bakın ne kadar kapsamlı ve acımasız bir soykırım yapılmış. 16 milyona yaklaştı sayıları. Avrupa'da da o zaman 16 milyondu sayıları. Yani dünyada. Daha yeni yaklaştılar. O müthiş bir zulüm. Bir avuç Hazreti Musa'nın evladı, bir avuç Hazreti İbrahim'in evladı şeytanın ordularına ters geliyor. Yani hepsini yok etmek kafası var. Bir Müslümanı yok etmekle bir Musevi yok etmenin arasında bir fark yok. Büyük bir zulümdür. Bir Hristiyanı yok etmenin arasında bir fark yok. Yani sanki onu bir ibadet yapıyorlarmış gibi cahilce ve bilgisizce uygulamaya kalkıyorlar ve ahirette hesabını veremeyecekleri çok çirkin bir cürette bulunuyorlar. Birisi ya adem ağzı çocukken yapardık böyle şey. Oldum yani. Zohar'ın sırlarını Moşiyah Mehdi açıklayacak. Bu zamana kadar Zohar'ın bazı sırları hep gizli kalacak diyor. Muhtemelen maddenin hakikati olabilir. Çünkü Zohar'da maddenin hakikati anlatılıyor. Maddenin zannedildiği gibi bir şey olmadığı anlatılıyor ama çok kapalı bir üslupla anlatılıyor. Mehdi tamamen onu insanlara tam kavrayacakları şekilde anlatacak olabilir. Bakalım mübareğe görürsek İnşallah. İlminden istifade edeceğiz inşallah. Şahs-ı manevici, Hristiyanlar şahs-ı manevici bazı Museviler, Hazreti Adem kelimesi bir şahs-ı manevidir diyor. Herhalde nurçuların bir kısmını öğrendiler şahs-ı manevi. Ya Adem'in kardeşim şekli, şemaili, bedeni, ne yediği, ne içtiği hepsi anlatılıyor. Nereden şahs-ı manevisi? Adem'in insan olduğu çok açık, aşikar. Tevrat'ta da, İncil'de de. Bütün insan özellikleri, bedeni özellikleri ve yaşantısı anlatılıyor. Şahsı manevi ayrı, onlar da anlatılıyor ama şahsı manevinin uslubunda kaşı, gözü, ağzı, burnu olmaz. Nasıl yaşadığı olmaz. Arap ülkelerinde hiç Musevi yok şu an. Türkiye'de çok çok az. Bu çok utanç verici bir durum. Irak'ta yok, Suriye'de yok, Mısır'da yok. Türkiye'de çok çok az sayıları. Ermeni parmakla sayılır artık, çok çok az. Çok utanç verici bu. Olsun kardeşim, Rumlar, Ermeniler, Museviler, onlar da bir güzelliktir. Onlar da bu ülkenin süsü. Hepsi bizim kardeşimiz. İslam ülkelerinde Museviye rastlamak adeta imkansız gibi. Halbuki her yerde olsunlar, her yerde rahat yaşasınlar.
Etiketimiz 6 numaradaymış, öyle mi? Fikret Göstert. Çok güzel. Ali nerede? Ali'yi görebiliyor muyuz? Hoppala. Ali de onun yanında. İyi yakalamışsınız. Ama onlar olaydan bir haber herhalde. Yahut bir haber takılıyorlar. Evet çocuklar, siz ilim meclisini kurun. Devam edin. Kim anlatacak ilk? Önce aşağıdan başlayalım, istersen sonra. Aşağıdakiler, o zaman ilim meclisini bir kurun bakalım. Evet, programımıza yeni hakikatlere devam ediyoruz. Şimdi ben iki sevimli canlılardan bahsetmek istiyorum. Onlardan bir tanesi Hidra. Hidra küçücük boyuyla koskoca gibi görünen, evrimi reddeden bir canlı. Onun güzel özelliklerinden size şimdi bahsedeceğim inşallah. Boyu yaklaşık 1.2 cm uzanan ve su altı bitkilerine tutunarak yaşayan bir canlı. Onun özelliği şu, o ısıran hücrelere sahip. Isıran hücrelerinin her birinde zehirli tüycükler bulunuyor ve patlayan güçle onlar çıkıyor. Bir tehlike gördüğünde o canlı hemen fırlatıyor mermi gibi, tıpkı mermi veya roket gibi fırlatıyor tehlikeli gören canlıya. Diğer bahsetmek istediğim canlı mikrostomum. O da su kurdu, o da çok küçücük bir canlı. Normalde hidralarla beslenmeyen bir canlı. Ancak sanki onun özelliğini biliyormuş gibi istediği zaman onları yemeye başlıyor. Yedikten sonra ısıran hücreleri bir şekilde hazmetmiyor. Onları vücudundan geçirip ısıran noktaları dışarı gelecek şekilde derisine yerleştiriyor. Ve mesela bir tehlike gördüğünde hemen o mermileri, küçük zehirli okları fırlatıyor o canlılara. Tamamen o mermilerle donandıktan sonra hidralarla beslenmeyi keser ve normal beslenmesine döner. Ancak o silahları tamamen tükettikten sonra tekrar hidralarla beslenmeye başlar. Şimdi bu kadar küçücük bir canlı, şuuru olmayan bir canlı bunu nasıl bilebilir? Hidra bu muazzam, son derece dikkat çekici savunma sistemine sahip olduğundan farkında bile değil. Evet. Dolayısıyla Allah küçücük bir canlıda muazzam bir akıl, sonsuz bir ilmini tecelli ediyor ve dediğim gibi o küçücük iki canlılar hemen tamamen evrimi reddediyor. Maşallah. İmanın kalitleri üzerinde düşünmek, araştırmak çok önemli. Allah Kur'an'da bunu farz kılmış müminlere. Bir ayet okuyacağım. Konumu şeytandan Allah'a sınırım. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde, temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. İnşallah. Allah'ı almak için bir yer mekan yok. Bu ayette çok net anlaşılıyor. Evet, otururken, ayaktayken, yan yatarken diyor. Yan yatarken dahi Allah'ı anabiliyoruz. Ben de vücudumuzdaki başka bir sistemden bahsedeceğim şimdi. Düşünelim bir insanın kemikleri olsun, kas sistemi olsun, sinir iletimini gerçekleştirecek sinir hücreleri olsun, beyni olsun. Şimdi bu insan eğer hareket edemiyorsa vücudunda ne eksik olabilir diye düşünelim. Eklem sıvısı. Normalde çok önemli görmediğimiz bir sıvı olabilir ama bunun eksikliğinde insan hareket edemiyor. Şimdi eklemlerimizde bizim şöyle bir durum var. İki kemik orada normalde birbirine temas ediyor. Fakat arada bulunan eklem sıvısı o iki kemiği yağladığı için hiçbir şekilde sürtünme meydana gelmiyor. Eğer eklem sıvısı olmasaydı zamanla o iki kemiğin birbirine sürtünmesinden dolayı biz acı hissedecektik.
ve hiçbir şekilde belki de hareket edemeyecektik. Şimdi düşündüğümüzde hep bu örneği veriyoruz. Mesela çok basittir değil mi kapının sistemi? Fakat kapının dahi yağlanması gerekir. Yağlanmadığında da hatta bizi çok gıcık eden bir ses çıkartır. Hadi diyelim ki vücudumuzda acı hissetmedik. Her hareket ettiğiniz o sesin çıktığını düşünün. Bu dahi çok rahatsız edici. Bir de şimdi mesela ben vücuduma çok iyi baksam eğer 60 yıl, 80 yıl hiçbir şekilde yağlanma gibi bir bakım yapmam gerekmiyor. Şimdi başka bir insan düşünelim, arabasına çok iyi baksın. Fakat mutlaka bakım yapması gerekiyor değil mi? 5000 bakım denen bir bakım var. Ki çok iyi bakılmasına rağmen arabanın parçalarında mutlaka değişiklik yapılması gerekiyor. Fakat Allah'ın insanda yaratmış olduğu sistemle 80 yıl boyunca hiçbir şekilde bakım yapmadan insan çok rahat hareket edebiliyor. Bir de bakın arabanın 5000'de bakım yapılmasının mutlaka gerektiğini söyledim. İnsan hayatı boyunca yaklaşık olarak 100.000 kilometre yol alıyormuş. Yani arabayla kıyaslandığında çok çok mükemmel bir yapı maşallah. Ses haricinde ayrıca o his de insanı çok bu alemle atsın. Tabii. Evet. Zaten IBM'i de o sürtünmeden dolayı meydana gelen aşınmadan anaerobik bayağı zarar görüyor. Tabii ki de. Burada sistemi oldukça bulur. Hareket edemez. Eklem sıkısının başka özellikleri de var aslında. Normalde orada bulunan kıkırdak yapımız kan yoluyla direkt temas edemediği için besin alamıyor. Eklemlerimizi besleyecek, oradaki kıkırdakları besleyecek maddeler de içeriyor içinde. Maşallah. Vücudumuzda birçok sıvı var. Yani şimdi ben de bir başka bir sıvıdan bahsetmek istiyorum. Kalbimizin zarı içerisinde de perikard denilen bir sıvı var. Bu sıvının özelliği şimdi yaklaşık olarak yetişkinlerde 50 mililitre kadar bulunuyor bu perikard sıvısından kalp zarının içerisinde. Fakat biz biliyoruz değil mi? Herkes bilir akciğerler. Kalpten daha büyük organlar. Fakat kalp zarının içindeki sıvı, perikard sıvısı akciğer zarının içerisinde bulunan sıvıdan çok daha fazla. Yani 3 kat daha fazla. Bilim adamları da bunun nedenini araştırdıklarında yine çok özel ve detaylı bir sistemle karşılaşıyorlar. Çünkü biz zaten bunu biliyoruz. Aslında bir dakika içerisinde kalbimiz 70 kez ortalama olarak atarken akciğerlerimize biz 12 ya da 13 defa nefes alıyoruz. Yani bir insan ortalama olarak kalbi akciğerlerinden 5 kat daha fazla çalışıyor. Bu 5 kat daha fazla çalışmak demek, 5 kat daha fazla sürtünmeyle karşı karşıya kalmak demek. Dolayısıyla da Allah çok özel bir sistem yaratarak kalbimizin içindeki o zara çok daha fazla sıvı yerleştirmiş bu perikard sıvısına. Şimdi bu perikard sıvısı olmasa ya da İşte daha az olduğunda ne oluyor? Hipertrofi denilen bir rahatsızlık var. Kalpte olan bir rahatsızlık. Bu rahatsızlıkta kalp çeperindeki kaslar kalınlaşıyor. Sürtünme nedeniyle kalp kendini korumaya alıyor ve kalp yani kaslar kalınlaşıyor. Ve bizim halk arasında üfürüm denilen ya da işte nefes darlığı denilen böyle hatta ileri gittikçe bayılma ve kişinin sağlığını, günlük hayatını devam ettirmesini etkileyebilecek bir rahatsızlık türü bu. Sporcularda da görülen bir rahatsızlık türü. Dolayısıyla biz görüyoruz ki Allah bizi her anımızda koruyor. Aslında okuduğu ayette Merve de dikkat çekti. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar otururken, yan yatarken ve ayaktayken Allah'ı düşünürler diyor. Evet. Zaten bir insan ya oturur ya ayaktadır. Tabii. Ya yan yatar. Dolayısıyla insanın bir kulu Allah'a kul olarak her an Allah'ı düşünmesi, her an Allah'ı zikretmesi ve her an Allah'a şükretmesi gerekiyor. Çünkü ben yan yatarken de, ben otururken de, ben ayaktayken de Allah beni muazzam sistemlerle koruyor, muazzam sistemlerle destekliyor ve dolayısıyla da benim bu sistemlere karşı bu sistemleri anlatmamam, bu sistemleri şükrünü yapmamam çok büyük bir gaflet olur. Hepimizin üzerinde de önemli bir sorumluluk Allah'a anlatmak yani. Ayetin devamında da Rabbim sen bunu boşuna yaratmadın. Yani biz de bu aslında evet. Hem düşünüyoruz hem de Allah'ın evet. Bunu. Çünkü Allah yarattığı her sistemi aslında bir mucize olarak bir delil olarak evet. Yaratıyor. Bu kadar kompleks olması, bu kadar kusursuz olması. Çünkü normalde mümkün değil. Yani hiç hatasız. Şimdi Merve'nin anlattığı gibi normalde işte kapı mesela insan evet. Yapımı
ve çok basit bir sistem. Onu sürekli arıza çıkartıyor. Sürekli anahtar takılıyor. Sürekli gıcırdıyor. Ve biz sürekli buna çözüm üretiyoruz. Ama Allah'ın yarattığı sistem hem çok karmaşık olmasına rağmen hiçbir şekilde aksamadan mükemmel bir şekilde işliyor. Maşallah. Zaten akıl ve vicdan sahibi olmak yani bunu gerektiriyor. Söylediğim gibi Allah her anımızda bizi yaratması, akıl vermesi, ruh vermesi, şuur vermesi, iman vermesi, müminlerle desteklemesi, yani insanın sayıp bitiremeyeceği kadar nimetleri var. Bunun dışında fiziksel olarak baktığımızda her durum için Allah vücudumuzu hazırlıklı yaratmış. Yani normal şartlar altında insan sağlıklı çekmesi için anladığınız gibi kemik sıvıları var, beyin koruma sıvısı var, kalbin, akciğerlerin her tarafta ayrı sistemler var. Bunun dışında sıra dışı durumlar içinde acil durum yardımcı elemanları yaratılmış vücutta. Bunlardan bir tanesi de adrenalin. Adrenalin hormonu insanın hızlı hareket etmesi gereken zamanda herhangi bir heyecan anında, bir kaza anında hemen devreye giriyor. Şu şekilde oluyor çalışması. İnsan bir riskli durumla karşı karşıya kaldığında beyin hemen hızlıca böbrek üstü bezlerine emir gönderiyor. Düşünün, beyinlerde insanın böbrekleri çok ayrı bir yerde fakat çok seri çalışıyor bu sistem. Evet. Ve böbrek üstü bezlerinin iç kısmında adrenalin isminde bir hormon devreye giriyor. Bu hormon kana karıştığı zaman çok şuurlu bir şekilde sanki bunun eğitimini almışçasına, zaten biliyorsunuz karanlık bir ortamda ilerliyor. Evet. Onu götürecek herhangi bir aracı yok fakat çok seri hareket ediyor. Ve ulaştığı her dokuda, her organda farklı işlemler gerçekleştiriyor. Mesela karaciğere ulaştığında karaciğerde depolu bulunan glikojenin glikoza dönüştürülmesini sağlıyor ve kana daha çok şeker karışıyor. Kana daha çok şeker karışıyor çünkü enerjiye ihtiyaç var. İnsanın daha hızlı hareket etmesi gerekiyor. Bunun dışında belli bölgelere kan akışını hızlandırıyor, belli bölgelerden de kanı çekiyor vücutta. Mesela nasıl çalışıyor? Kaslara daha fazla kan gitmesini sağlıyor. Böylece herhangi tehlikeli bir ortamdaysa insan, bir yangın, bir patlama riski varsa mesela, oradan seri şekilde uzaklaşmasını sağlıyor. Evet. Fakat cilde gönderdiği ve iç organlara, mesela sindirim sistemine gönderdiği kanı, orada bulunan kanı oradan alıyor. Onun da faydası, o anda sindirim değil acil olan şey. Tabii. Kaslar bunun ihtiyacı var, oraya yönlendiriyor. Yani deriden kanın alınmasının başka bir faydası ne? Herhangi bir yaralanma gerçekleşmişse ciltteki kan miktarı azaldığı için kanama vesilesiyle kaybedilecek kan miktarı da azalıyor. Burada da böyle bir faydası olmuş oluyor. Aynı zamanda soluk alışveriş hızlanıyor. Soluk alışveriş hızlanınca kana daha fazla oksijen giriyor. Kana daha fazla oksijen girince zaten şekerle de beslenmişti kan. Damarlar da genişliyor. Böylece beyne ulaşan kan da hızlanıyor. İnsan çok seri düşünüp çok seri karar alabiliyor. Göz bebeklerine ulaşıyor. Bakın nereden nereye? Yani her yere ulaşıyor ve farklı etkileri var. Göze ulaştığında da göz bebeklerinin genişlemesini sağlıyor. Genişleyen göz bebekleri ışığı daha fazla alıyor. İnsan çok daha hızlı ve keskin bir görüş elde edebiliyor. Çünkü her şeyi değerlendirmesi lazım orada. Bunun gibi vücudun her yerinde farklı farklı işlemler gerçekleştiriyor. Ve dikkatinizi tekrar çekmek istiyorum. Hormon nano büyüklükte bir şey yani bir madde, bir molekül. Birkaç molekülün atomun bir araya gelişiyle oluşuyor. Ve Allah onu ayrıca tam zamanında devreye sokuyor. Tam zamanında, tam gerektiği miktarda. Yani normal şartlar altında salgılanmıyor. Tabii. Herhangi bir risk olduğunda, insanın ihtiyaç duyduğunda salgılanıyor. Ve o ortamdan uzaklaştığında hemen tekrar işlevini kaybediyor. Allah her an korumasını bizim üzerimize tecelli ettiriyor. Maşallah. Zamanlaması da çok önemli. Senin anlattığın bütün işlemler çok sık gerçekleşse birçok organ çok erken yaşlanırdı. Ama öyle olmuyor. Tam gerektiği zamanda, insanın ihtiyacı olduğu zaman da salgılanıyor. Maşallah. Tabii mesela sürekli ciltten kan azalmış olsa insanın cildi çok çabuk yıpranır. Bir de çok biz sade bir dille anlatıyoruz. Hocamızın kitapları da aynı şekilde sade dille yazılmış halkın anlaşması için. Fakat bilim adamları bu konuları araştırdıkça daha da derine iniyorlar ve muazzam bir sistemle karşı karşıya kalıyorlar. Ve bu sistemin tesadüfen gelişmesi mümkün değil. Evet. Onu görüyorlar. Yani bir kişinin bu sistemi kontrol etmesi de mümkün değil. Evet. Onu da açıkça görüyoruz. Evet. Bilki üstün akıl sahibi bunu kontrol ediyor. Bilki Allah bunu yaratıyor. Evet. Açıkça görünüyor. Yani 5 yaşındaki çocuk bile anlar hemen. Evet. Geçen yayınlarda Allah'ın örneksiz yaratan olduğundan bahsetmiştik. Ve ben su ile ilgili bir şey anlatmıştım. Orada örnek olmasına rağmen, bir de bazı durumlar var. Örnek olmasına rağmen bilim adamları
imkanları da olmasına rağmen yapamıyorlar, ortaya çıkartamıyorlar. Bunlardan bir tanesi de suyun dışında ağaç örneği var. Şimdi öncelikle ayeti okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şimdi yakmakta olduğunuz ateşi gördünüz mü? Onun ağacını sizler mi inşa ettiniz, yoksa onu inşa eden biz miyiz? Biz onu hem bir öğüt ve hatırlatma, hem ihtiyacı olanları bir meta kıldık. Şu halde büyük Rabbini ismiyle tesbih et. Şimdi ağacın yapısında lignoselüloz denilen bir madde var. Bu madde oduna sağlamlığını ve sertliğini kazandıran madde. Lignin ve selülozdan oluşuyor. Ağacın yapısına da baktığımızda kimyasal yapısı %50 selüloz, %25 hemiselüloz, %25'i ligninden oluşuyor. Şimdi bunların bu maddelerin yapılarına da baktığımızda hidrojen, oksijen ve karbon elementlerinden oluştuğunu görüyoruz. Bu üç element aslında doğada yine çokça bulunan ve birçok maddenin de yapısında bulunan elementler aslında. Ama bilim adamları bunları bir araya getirerek ağacın yapısını oluşturamıyorlar. Halbuki maşallah Allah ağaç kendisi zaten sürekli yani yaratıldığı andan itibaren oksijeni, hidrojeni, güneş ışığını, suyu kullanarak yaşamını devam ettiriyor. Evet. Bir de şöyle de bir konu var. Belki bu Kur'an mucizesi olarak da görebiliriz. Bu şey de şimdi odunun yapısında, yani kısacası bilim adamları bir parça odun bile yaratamıyorlar yani sonuç olarak. Evet, odunun yapısında bir de H2O formülü su var. Hidrojen ve oksijenden oluşan. Şimdi düşündüğünüzde su da aslında ateşle çok zıt duran, yani yanmasını evet. engelleyebilir olarak görebileceğimiz bir şey. Ama tam tersi odun deyince zaten ayette de işaret edildiği üzere şimdi yakmakta olduğunuz ateşi gördünüz mü diye bildiriliyor. Evet. Yani su olmasına rağmen yapısında ateş yakmada en çok kullanılan maddelerden biri odun. Evet, maşallah. Demir için de yine aynı şekilde ayette Allah demiri indirdiğini söylüyor evet, Hadis suresinde. Evet. Bildiğiniz gibi demir uzayda oluşuyor, yeryüzünde oluşmuyor. Evet. Ve birçok madde için Allah bildiriyor ayetlerde. Bizim vücudumuzda da demir elementi bulunuyor. Bizim ihtiyacımız var demire. Evet. Allah da indiriyor onu, o da çok büyük bir mucize evet. maşallah. Kiraye ağaçtan bahsedince aklıma tohumlar geldi. Allah'ın çok büyük mucizesi. Allah çok ufacık bir nokta kadar tohumun içinde koskoca ağacın bilgisini bulunduruyor. Evet. Ve aslında çok büyük mucize. Gerçekten ülfet olmaması gerekiyor insanda. Toprağa ektiğimiz tohum büyüyor ve ağaç oluyor. Normalde toprağın onu çürütmesi gerekiyor. Evet. Çünkü toprağa ne koyarsak koyalım mutlaka çürüyor toprağın içinde. Ama tohum öyle değil. Toprakta canlanıyor. Ve maşallah o tohumun içerisinde ağacın ne kadar yaprağı olacağı, sonraki nesillerde ne kadar yaprak olacağı, meyvenin bilgisi, çiçeğinin bilgisi, tüm bilgiler var maşallah. Evet, hocamızın maşallah. Da çok güzel bir kitabı var Tohum Mucizesi diye evet. okuyabilirsiniz. Maşallah çok maşallah. Güzel. Maşallah. Allah çeşit çeşit böyle tohum deyince hakikaten çok çeşit çeşit nimetler yaratmış. Yani saymak da bitiremeyesiniz. Evet. Ve benzersiz bunlarda maşallah. Evet, maşallah. İnşallah cennette de. Buradakilerin bir benzeri olacak. Allah nasip ederse. İnşallah. İnşallah. Bir ayette konumu şeytandan Allah'a sığınırım. Abese suresi 24-29. Ayetler. Biz de insan, bir de insan yediğine bir baksın. Biz şüphesiz suyu akıttıkça akıttık. Sonra yeri yardıkça yardık. Böylece ondan taneler bitirdik. Üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar. Maşallah. Evet, maşallah. 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 Ben de bir genom çalışmalarından bahsetmek istiyorum. Hocamın zaten sürekli evrimle ilgili çalışmalarında, geçen yayınlarda da evrime tekrar dikkat çekmemizi söylemişti. Şimdi evrimcinin çok temelde iddiaları canlılığın cansızlıktan aslında geldiğini evet. ve tesadüfler eseri ilk canlı, ilkel hücrenin oluştuğunu söylüyorlar. Zaten yani baktığımızda bir tek bir proteinin bile aslında oluşumu açıklanamıyor. Evet. Ama yine de biz bunun yani böyle bir şey olabildiğini düşünelim. Ki zaten aslında 21. yüzyılda bilimin bize sunduğu imkanlara baktığımızda aslında canlılığın indirgenemez komplekslikte olduğunu görüyoruz. Yani evet. bu çok önemli zaten. Evrimi baştan reddeden bir durum aslında. Ama yine de bilim adamları genom araştırmaları yapıyorlar. Yani en az genoma sahip, yani en az kompleksliğe sahip ve ilkel hücre diyebileceğimiz, yani canlılığın oradan çıktığını varsayabileceğimiz araştırmayı yapıyorlar. Ve ortaya şu çıkıyor, en az 250 ve 450 arasında proteinin, farklı proteinin var olması gerekiyor ki bir hücre yaşam fonksiyonlarını gerçekleştirebilsin ve canlılık belirtisi göstersin. Bu 250 ile 450 protein sayısı şey için geçerli, bu parazit olarak yaşayan mikroplar için geçerli. Yani başka bir canlı organizma ihtiyaç duymadan bağımsız olarak yaşayan bir
hücre oluşturabilmek için de en az 1500 tane proteine ihtiyaç oluyor. Dolayısıyla evrimcilerin de burada tek bir proteini açıklayamıyorlar ama aslında onun da ötesinde en az 250 ile 1500 arasındaki farklı proteinin aynı ortamda eş zamanlı olarak bulunmuş olmasını açıklamaları gerekiyor. Evet, bu da buna bir örnek oluyor. Ben de protein konu değişmeden proteinlerden bahsetmek istiyordum. Proteinler vücudumuzu oluşturan hücrelerin temel yapı taşlarıdır, malzemesidir. Ve amino asitlerin birleşiminden oluşurlar. Fakat zamanla proteinler yıkıma uğrar, zarar görürler ve bu da hastalıklara yol açabilir. Bu durumda da hücrede bulunan kalite kontrol sistemi bu bozuk olan proteinleri tespit ediyor ve geri dönüşüm makinesine gönderiyor ve tekrar vücuda geri kazandırıyor. Bu da şöyle oluyor. Ubiquitin adında bir protein var. Bu 76 amino asitten oluşuyor bu protein. Bu protein hasta olan, bozuk olan proteinleri etiketliyor. Sonra bu etiketlenen proteinler proteozom adlı bir molekül makinesine gönderiliyor. Bu makine bu proteinleri amino asitlerine ayrıştırıyor ve sonra bunları amino asitlerini tekrar hücreye gönderiyor. Hücrede hasta olmayanları yani sağlıklı olan amino asitlerini tekrar kullanabilmiş oluyor böylelikle. Maşallah. Burada şu detay da var. Ubiquitin adında bu etiketi yapan protein aslında o da bir protein ve amino asitten oluşuyor. Aslında onu da ayrıştırması gerekiyor fakat bunu yapmıyor. Ona hiç dokunmuyor. Maşallah. Onu tekrar olduğu gibi hücreye geri gönderiyor. Maşallah burada yani bu hücre yani hiç görmeyen, gözle görülmeyen proteinler bunlar. Burada belli ki Allah'ın aklını görüyoruz. Allah'ın yaratmasını görüyoruz. Maşallah. Yani dikkat çekiyoruz ama bunlar gerçekten çok küçükler. Evet. Yani karanlık bir ortamdalar. Özel bir eğitim almamışlar. Evet. Yani nasıl görüyor da nasıl biliyor da orada o kromozomun o DNA'nın amino asitin proteinin hatalı olduğuna nasıl karar veriyor? Evet. Sonra onun taşıyıcı başka moleküller proteinler geliyor. Sonra gidiyor işte açılıyor orada tekrar geri dönüşüme gidiyor. Tekrar sağlıklı olarak oradan üretiyor. Var yani, onu ayrıştıran ve karanlık. Tüm profesörler bir araya gelsin, siferi kavramlıkta ufak bir işlem bile yapamazlar. İlk adımda bir yere çarpar düşer zaten. Evet, o küçücük hücre aklı yok, gözleri yok, kulakları yok, eğitim almamış ama Allah'ın ilhamıyla an an sürekli bu kompleks sistemleri çok mükemmel bir hızla ve çok mükemmel bir şekilde gerçekleştiriyor maşallah. Allah hastalıkları da özel olarak yaratıyor. Evet. Eğer ufak bir bozulma olursa yine hastalıklar Allah'ın kontrolünde. Küçücük bir hücre yanlış bir işlem yaptığında tüm sistem iflas ediyor. Evet. Allah gösteriyor eğer kontrol etmezse, eğer gereği gibi işlem oluşturmazsa kişi yaşayamaz. Evet. Hayat olamaz dünyada. Vücudumuzda bir de yani 30 bin civarında protein var ve bu proteinlerin sadece bir kısmının tam olarak ne işlem yaptığı çözülebilmiş. Bu da Allah'ın hem çok gücünü, üstünlüğünü gösteren bir şey maşallah. Maşallah. Allah başka bir ayetinde yaklaşık olarak söylüyorum. Kolumu şeytana Rabbim sana sığınıyorum. Allah'tan ancak alim olanlar içeri titreyerek sığınıp korkarlar diyor. Evet. Bu yüzden biz birçok iman hakikatini konuşuyoruz. İnşallah imanımıza, Allah korkumuza artmasına, inşallah sevgisi, Allah sevgisinin artmasına vesile olur inşallah. 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 Ben bir sevimli canlıdan bahsetmek istiyorum. Sinek kuşlarından. Sinek kuşları bir saniyede 60 defa kanatlarını çırpıyorlar. Yalnız normal çırpmıyorlar. 8 şeklinde. Ve ayrıca yani böylelikle çok kolay bir şekilde havada durabiliyorlar ve rahat bir şekilde hareket edebiliyorlar. Ayrıca diğer kuşların yapamadığı şeyi yapıyorlar. Çok hızlı bir şekilde ters yöne dönüp dönebiliyorlar. Hatta ters yöne doğru uçabiliyorlar maşallah. Uçarken de kalpleri çok hızlı bir şekilde atıyor. 1200 defa atıyor kalp. Zaten deniz ışığı kadar bir şey yani. Bunun ne kadar çok olduğunu anlayabilmemiz için bir örnek vermek istiyorum. İnsanlar mesela ne kadar hızlı koşarlarsa koşsunlar en fazla kalbi 200 defa atıyor maşallah. Bir de kalbinin hızlı atmasının sebebi de kanatın kaslarına kan çok fazla miktarda kan pompalamasından dolayı. Bu da niye? Çünkü kanda ihtiyacı olan oksijen bulunuyor. Böylelikle burada yardımcı olmuş oluyor. Maşallah. Ben bir de beta balıklarından bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili bir videomuz vardı gösterebiliyorsak eğer. Bu balıklar
normalde yavrularını yırtıcı balıklardan korumak ve enfeksiyonlardan korumak için baloncuklar üretiyorlar. Ve bu baloncukların üresini erkek beta tek tek yerleştiriyor ama çok özenli bir şekilde yerleştiriyor. Eğer videomuz hazırsa... Yes. Tamam, o zaman bugünü göstermeyelim. Ama oradaki titizliği ve yani itinayla düşen balık, baloncuklar arasından düşen balığı tekrar baba onu alıyor, tekrar yerleştiriyor. Ve bütün, yani onlar büyüyene kadar birkaç hafta boyunca onların etrafında dolanarak onları çok özenle koruyor. Maşallah. Maşallah. Biz hepimiz küçükken o baloncuklar evet. yapardık, oynardık evet. hepimiz biliyoruz. Çok hassas evet. oluyorlar. Evet. Yani dokunduğumuz an patlıyor yani. Evet. Onu yapabilmesi evet. gerçekten mucize maşallah. Evet, maşallah. Normalde o canlıyla beslenebilir ama öyle yapmıyor. Büyüyene kadar çok titiz bir şekilde koruyorlar yavrularını. O da Allah'ın merhameti. Gerçekten bir canlının yavrusuna öyle merhametli davranması çok büyük bir mucize. Evet, evet. Ben de sevimli başka bir canlıdan bahsedeceğim. Şimdi bu canlımız emlakçılık yapan bir canlı. Evet. Şöyle yapıyor. Kendi evini bir başkasına veriyor. Onun yerine de kendine başka bir ev alıyor. Ama bu canlımızın adı Hermit Yengeci. Şimdi hermit yengeçleri bu, terk edilmiş salyangoz kabuklarına yerleşiyorlar. Çünkü korumaya ihtiyaçları var. Kendi sert kabukları yok. Bu yüzden de salyangoz kabuğuna yerleşip hem güneşten hem de diğer canlılardan korunuyorlar. Ama salyangoz kabuğu da çok rahat bulabildikleri bir şey değil. Şimdi hep sürekli büyüdükleri için de sürekli değiştirmeleri gerekiyor kabuklarını. Şimdi mesela bir yengeci örnek vereyim. Sahile gidiyor, bir tane salyangoz kabuğu buluyor. Ama bulduğu kabuk kendinden daha büyük oluyor. Hemen içine yerleşebilir fakat yerleşmiyor. Ölçüyor, bakıyor. Daha sonra onun yanında duruyor. Başka bir kabuk arayan yengeç de gelip yine bakıyor kabuğa, sıraya giriyor. Tekrar başka bir yengeç daha geliyor, o da sıraya geliyor. Böylece vakit geçtikçe çok uzun bir sıra olmuş oluyor. Ama burada şöyle bir durum var. İlk başta bulunan kabuk çok büyüktü ya. O kabuk en başta duruyor. Diğer yengeçler de sırayla diziliyorlar fakat boy sırasına göre diziliyorlar. Çok evet maşallah. Normalde düşündüğümüzde bir insan dahi herhangi bir şey için sıraya girdiğinde mutlaka bir tartışma çıkar. Değil evet. mi? Yani evet, süre geçtikçe herkes böyle artık sabırsız davranmaya başlanır. Fakat bu canlılarda öyle bir şey olmuyor. Sabırla bekliyorlar ki en büyük kabuğa sığabilecek yengeci bekliyorlar. O geldiği an bir de o kadar sevimli ki görüntüleri böyle hepsi birbirinin kabuğuna bakıyor bu bana olur olmaz diye. Daha sonra en küçük sıranın en sonunda duruyor, en büyük de sıranın en başında duruyor. Ve o an karar verip hepsi birden en büyük ilk kabuğa giriyor. Domino taşlarının düşmesi gibi tık 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 çok düzenli bir şekilde hepsi birden kabuğunu değiştiriyor. Hepsi yeni bir eve sahip olmuş oluyor maşallah. Maşallah, maşallah. Buradaki fedakarlıkları çok evet, güzel, sabırları evet. çok güzel. Allah'ın ilhamıyla olduğu çok belli. Evet. Hiçbir zaman gidip birbirleriyle kavga etmiyorlar. Evet. Sen buna kabuğunu ver, ben sana vereceğim gibi böyle bir olay olmuyor. Evet, evet maşallah. Maşallah. Ayette şeytan Allah'ıma sığınırım. Gerçekten canlılarda sizin için örnekler vardır. Evet. Evet. Maşallah. Küstüm otundan bahsetmek istiyorum. Bu da çok tatlı. Onun da videosu kapanma şekli çok güzel. Aslında o kapanma şekli şöyle oluyor. Zaten savunma mekanizması aslında onun. Dokunulduğunda işte bir tehlike olarak görüp onu sonra yapraklarını kapatıyor böyle evet. domino taşı gibi. Tehlike devam ederse de iyice aşağıya eğip gövdesini dikenlerini çıkartıyor böceklere karşı kendisine savunması için. Ama bu aslında elektrik akımlarıyla oluyor. İşte aynı bizim vücudumuzdaki elektrik akımları gibi fakat tabii çok daha yavaş şekilde oluyor. İşte 30 saniyelik onların elektrik akımı 30 saniyelik. Santimetrelik mesafeyi 1-2 saniyede alacak şekilde. Şimdi şöyle oluyor. Onların yapraklarıyla sapının birleştiği yerde yani uç o dip kısmı şişkin oluyor. Şişkin olmasının sebebi de hücreler suyla dolu içi. Şimdi öyle bir durumda şöyle yapıyorlar. Alt taraf o şişkinin alt tarafında ki hücreler sularını boşaltıyor. Üst tarafta bu suyu kendine alıyor. Dolayısıyla ağırlık yaparak aşağıya düşüyor. Ve bu elektrik akımı da tabii etap etap değiştiği için de kapanış şekilleri böyle gerçekten şey gibi, oyuncak gibi domino taşları tıkı tıkı kapanıyor. Evet maşallah çok güzel bir şey. Sevimli canlı deyince, yani tabii benim şahsi kanaatim ama en sevimli canlılardan biri panda. Gerçekten evet, çok sevimliler yani bu kadar iri boyutta olup bu kadar onun sevimli bir mizaç vermesi evet, çok evet gerçekten çok güzel bir nimet bizim için de. Şimdi pandalar memeli hayvan türü olarak geçiyor. Fakat
kendi türü içerisinde, bir de kangurular öyle. En küçük doğa, yani kendi büyüklüğüne göre en küçük doğum yapan canlı. Çünkü normalde yaklaşık olarak yetişkin bir erkek panda 150 kilogram kadar. Hı hı. Fakat doğumda sadece 150 gram ortalama. Yani 1 kilo bile değil ki insan, evet, bebekler bile değil mi? Yaklaşık 2-3 kilo ortalama olarak doğuyorlar. Fakat pandaların yavrusu 10 santim, yaklaşık şu boyutlarda ve 100-150 gram arasında ağırlıkları değişiyor. Ama gelişimleri çok hızlı gerçekleşiyor. Normal olarak bir yıl içerisinde, yani gün içerisinde 15 kilogram, tabii şeyine göre, yaşına göre, büyüklüğüne göre değişiyor, fakat 15 kilogram kadar bambu yiyorlar. Bu yaklaşık olarak bir yıl içerisinde 6 ton bambu yemesi anlamına geliyor. Ve tabii bunu da gerçekleştirebilmek için günün çok 12-14 saat arasını yemek yemekle geçiriyorlar. Yani oyun oynadıkları vaktin dışında yaptıkları diğer şeyin uyumak ve yemek yemek olduğunu anlayabiliriz gerçekten. Şöyle bir mucize gerçekleşiyor. Bir pandanın 29 ay içerisinde yaklaşık 27 kiloya geliyorlar. Hı hı. Fakat bir insanın 27 kiloya gelmesi için 6 yaşına, ortalama olarak 6 yaşına gelmesi lazım insanla karşılaştırdığımızda. Pandalar bunu 9 ayda gerçekleştirebiliyorlar Allah'ın izniyle. Burada da ne kadar muazzam bir hızla Allah'ın onları büyüttüğünü görebiliriz. Çok hem sevimli hem de Allah'ın rahmetini tecelli ettiği canlılardan biri maşallah. Panda çok iri bir canlı. Evet. Annesi normalde o kadar ufak bir canlıya zarar verebilir. Evet. Ama çok fedakar ve çok yumuşak davranıyor, evet, yavrusuna maşallah. Yani resmen bir insanın, evet, bebeğini kucağına alması gibi, evet, bir pandanın da yavrusunu, o küçücük yavrusunu, evet, özenle beslediğini görüyoruz. Maşallah. Kangurularını da biliyorsunuz, sizin hatırlatsan gibi, bebekleri çok küçük doğuyor. Evet. Ama annelerinin karnında özel bir kesesi oluyor. O kesenin içerisinde gelişimi devam ettiriyor. Dışarıda değil, anne karnında gibi olmuş oluyor. Dışarıda, vücudunun dışında doğmuş olsa. Beslenmeleri şu şekilde oluşuyor. Diyelim ki kangurunun bir tane yavrusu oldu ve kesesinde gelişimi devam ettiriyor. Süt emiyor oradan. Onun ayrı bir süt emdiği, ona özel bir memesi olmuş oluyor. Ve oradan onun ihtiyacı olan içerikli bir şekilde süt geliyor. Birkaç ay sonra bir tane daha bebeği olduysa kangurunun, o da yine kesesinde tabii ki gelişimini sürdürmek zorunda. Onun da beslenebileceği, ona özel ayrı bir süt, evet, akan ayrı bir bölgesi memesi olmuş oluyor. O da ondan oluyor. Birkaç tane daha olmuş olursa, 3-4 artık kaç tane olursa, her kangurunun kendi gelişimine göre, çünkü biri 2 aylık, biri 6, evet, aylık, biri 8 aylık, hepsinin ayrı ayrı gelişimine ihtiyaç duyduğu şekilde süt alabileceği beslenme imkanları bu şekilde oluşturulmuş oluyor. Bu da nasıl sağlanıyor? Hem vücudun o bölgesinde alıcılar var göğsünde ve kanguruların da ağızlarına, dillerindeki reseptörler. Dolayısıyla ve doğum bilgisi de buna eklenince Allah bu şekilde özel bir sistem geliştirmiş. Geliştirmiş, yaratmış. Biraz önce Pilay'a bilim adamlarının bir parça odunu dahi oluşturamadıklarını, evet, meydana getiremediklerini, evet, söyledi. Oradan şimdi sen kangurunun sütünü söyleyince, yani bilim adamlarının oluşturamadığı birçok şey var ve bunlar insan hayatı için, hatta diğer canlı hayatları için de çok hayati. Mesela bakıyoruz kan. Kanı meydana getiremiyorlar, evet, laboratuvarlarda. Evet. İstedikleri bilim, en önemli işte laboratuvar olsun, en teknik cihazlara sahip olsunlar, kanı meydana getiremiyorlar. Yıllarca çalışıyorlar. Yıllarca çalışıyorlar. Evet. Sonra bakıyoruz ne insan hayatı için önemli? Su çok önemli. Evet. Tamam, H2O diye formülünü biliyoruz, fakat laboratuvar ortamına giriliyor ve bu su meydana getirilemiyor. Dolayısıyla, evet, çoğu zaman işte kuraklık diye bir, değil mi? Yani zaten su yapılabilse fabrikalarda, sadece Allah'ın yarattığı suyu paketleyebiliyorlar. Evet, yani hiçbir, evet, su fabrikası kendisi su üretip bunu, evet, satışa sunamıyor. Evet. Dolayısıyla biz Allah'ın yarattığı suya muhtacız. Diğer bir sıvı ne olabilir? Anne sütü. Tabii, hiçbir, evet, bilim adamı anne sütünü meydana getiremiyor. Evet. İstedikleri ürünlerle, istedikleri proteinlerle, vitaminlerle mama oluştursunlar. Bir annenin sütü, evet, o bebeğine vereceği yararlarını hiçbir bilim adamı meydana getiremiyor. Dolayısıyla da bilim adamlarının en önemli verdikleri tavsiye, doktorların en önemli verdikleri tavsiyelerden biri, anne sütünü içebildiği kadar içmesi bir bebeğin. Çünkü, evet, anne sütünün içerisindeki içerik o bebeğin gelişimine göre, evet, de değişiyor. O da bir mucize zaten. Yani, evet, oradaki, evet, hücreler nasıl biliyor da bebeğin neye ihtiyacı olduğunu, evet, biliyor. Bunu da hiçbir şekilde açıklayamıyorlar. Zaten ayrıca bir de
bir Kur'an mucizesi olarak Allah ayette de bildiriyor. Evet. Onların şeytandan Allah'a sığınırım Lokman suresinde 14. ayette onların sütten kesilmesi 2 yıl içindedir evet, diye bildiriyor. Evet. Bilim adamları da bir buluş gibi tabii ki değil. 2 yıl anne mümkünse anneden annenin sütünü kesilmemesi gerektiğini. Bir de bu yeni bir söz. Evet. Gerçekten. Ve Allah bunu 1400 yıl önce evet. Kur'an'da bir mucize olarak ve bir tavsiye olarak bize bildirmiş. Dolayısıyla baktığımız zaman insan her anıyla biraz önce de söylediğimiz gibi Allah'a muhtaç. Hiçbir insan hayatı için önemli olan hiçbir sıvıyı biz laboratuvarda meydana getiremiyoruz. Ve bu sürekli olarak bizim düşünmemiz, birbirimize hatırlatmamız gereken mucizelerden ve Allah'ın rahmetlerinden birkaç tanesi sadece. Ayetinde şeytanına Allah'a sığınırım, Allah'ın nimetini durmaksızın anlat diyor. Evet, evet inşallah. İsterseniz videolarla devam edelim sohbetimize. Tamam, inşallah. Adnan Oktar'la sohbetler burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.